Efendim CHP'li Haluk Pekşen son yolculuğuna uğurlanıyor. Şimdi detayları CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'ten alacağız. Ahmet sendeyiz. CHP'deki dönem milletvekili yapmış Haluk Pekşen için mecliste şeref kapısında cenaze töreni düzenleniyor. O törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmaylar, Haluk Pekşen'le çalışmış isimler, ailesi, sevdikleri ve mesai arkadaşları katılıyor. Şu anda mecliste şeref kapısında düzenlenen o törende tören kıtası da yerini aldı. Birazdan naaşının buraya gelmesiyle birlikte törende gerçekleştirilecek. 25. ve 26. dönem CHP Trabzon milletvekiliydi Pekşen. Bir süre önce rahatsızlanmış ve Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Pekşen, başkentte tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekşen'in acı haberi geldikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayınladı ve 25-26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen için de bugün mecliste şeref kapısında cenaze töreni düzenleniyor. Pekşen'in naaşı öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak. Cenaze namazının sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Büyük bir kalabalık var mecliste. Şeref kapısının hemen önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kurmaylar bugün burada Haluk Pekşen için mecliste hazır bulunmuş durumda. Yine İyi Parti'den de Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ı görüyorum. Ve yine farklı partilerden, Haluk Pekşen'le birlikte çalışmış isimlerden eski siyasetçiler, eski devlet bakanları da burada yerini almış durumda. Ailesi, arkadaşları ve yine burada olan isimler arasında. Tabi Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili olarak tedavi alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında koronavirüs aşısının etkili olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaya da aileden büyük tepki gelmişti. Yine aileye yakın bir kaynak eski vekilin rahatsızlığıyla aşının ilgisi olmadığını belirtmişti. Ve yine edinilen bilgilere göre Haluk Pekşen'in ölümünde koronavirüs aşısı değil, bir delici cisim etkili oldu. Yemek borusunda yırtılmaya bağlı olarak Haluk Pekşen hayatını kaybetti. O delici cisminde bir balık kılçığı olduğu ifade edildi. Aşı tartışmaları da Haluk Pekşen'in ölümüyle birlikte gerçekleştirilmişti. Bugün buradaysa mecliste şeref kapısında 25 ve 26. dönem Trabzon milletvekili CHP'den Haluk Pekşen hayatını kaybetti ve burada mecliste şeref kapısının önünde şu anda cenaze töreni düzenleniyor. Tabi acılı ailesi de burada ve yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurmayları, İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın da burada hazır bulunuyor. Şu anda tören kıtası Haluk Pekşen'in naaşını tören alanına getirdi. Burada gerçekleştirilecek törenin ardından da Haluk Pekşen için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek Haluk Pekşen. Ama burada ilk törende, Ankara'daki ilk törende mecliste şeref kapısının önünde büyük bir kalabalık var. Pekşen son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri tarafından, mesai arkadaşları tarafından yalnız bırakılmıyor. Şu anda da tören kıtası naaşı tören alanına getirmiş durumda. Tekrar edelim. 25 ve 26. dönem CHP Trabzon milletvekiliydi Pekşen. Oldukça bilinen bir isimdi. CHP'nin en bilinen isimlerden biriydi. Parti için de önemli bir isimdi. Bir süre önce rahatsızlanmıştı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilmiş. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümüne neden olan tabii ki bir yemek borusunda yırtılmaya bağlı bir süreç olduğu belirtiliyor. Koronavirüs aşısının etkili olduğu iddia edilmişti. Ama o iddialar yalanlandı. Yemek borusunda yırtılmaya bağlı hayatını kaybettiği açıklandı. Şimdi de mecliste şeref kapısının önünde Haluk Pekşen düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Buranın hemen ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından da Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek Haluk Pekşen. Haluk Pekşen'in biyografisini arz ediyorum. Merhum Haluk